Evet, öncelikle herkese merhaba. Bugün konuşmak istediğim konulardan bir tanesi her sabah aslında servisle yola çıktığımda fark ettiğim durumlardan bir tanesi özellikle trafik lambalarında veya iş yerlerinin önlerinde veya herhangi bir cami veya dini duyguların olduğu alanların birçoğunda gördüğümüz olaylardan bir tanesi. Yani neyi kastediyorum? Dilenciliği kastediyorum. Şimdi bugün bu sorunun aslında cevabını bulmaya çalışacağız. Birazcık sorguluyor olacağız. Dilenciye herhangi bir yardım etmek doğru mudur? Bunu birazcık sosyolojik açıdan ele almaya çalışacağım. Şimdi baktığımız zaman dilencilik ne demek aslında? Sosyoloji açıdan bu olaya baktığımızda dilencilik aslında ekonomik şartlarını yerine getirememesinden kaynaklı yardım talebinde bulunma durumuna dilencilik diyoruz. Bunu yapan kişiye de dilenci adı veriliyor. Şimdi burada altını çizmek gerekir. Ekonomik koşullarını sağlayamayan kişi aslında ne oluyor? Buna kendini işte sağlık sebebiyle olabilir, ekonomik koşul sebebiyle olabilir veya temel ihtiyaçlarını karşılamak sebebiyle ne yapabiliyor? Bu yönteme başvurabiliyor. Ama Türkiye'de bu anlamda baktığımız zaman bunu çok farklı bir tarafa doğru evrildiğini çok uzun zamandır görüyoruz. Ancak bu konu üzerinde düşünülmüş ya da bu konu üzerine araştırılmış veya bunun bir yasa haline dönüştürülmüş bir durum söz konusu değil. Bu videoyu hazırlarken de bunu baktığım zaman bununla ilgili çok fazla bir araştırmaya söz konusu erişemedim açıkçası. Ve bununla ilgili çok yasa da, kanun da olmadığını bu okumalar sayesinde görmüş oldum. Şimdi dilencilere baktığım zaman birçok dilencinin hatta sosyolojik bir makalede okuduğumda şunu söylüyor. %80 oranında gerçekten ihtiyacı olmayan kişilerin bu tarz eğilimlere başvurduğu gözlemlendiği ortaya konulmuş. Ve hatta bunu bir meslek haline dönüştürüp ve bunun bir kısım İnsanların belli mahallenin ya da belli bir köyün ya da şehrin belli bölgesinde oluşan insan topluluğunun bunun bir meslek halinde belli aralıklarla geçici, mevsimlik veya sürekli uzun süreli bu işi yaptığı ortaya konulmuş ve saptanmış gözüküyor. Ve bununla ilgili baktığım zaman kaynak olarak yazılmış bilimsel bir araştırma sadece roman tarzında Neşat Nuri Gültekin'in Miskinler Teknesi'nde ele alınıyor. Bu ele alınma biçimine baktığımız zaman da genelde dilencilik bir sömürü aracı olarak şu anda kendi varlığını sürdürüyor. Özellikle bunu yapan kişiler dilenciler olarak da bir aslında meslek haline dönüşen bir durum söz konusu var. Bir taraftan da gerçekten ihtiyaca muhtaç olan kişinin bunu gerçekleştirme durumu söz konusu var. Ama bu iki ara çizgide ne yapamıyoruz? Biz şu anda ayırt edemiyoruz. Gerçekten ihtiyacı var mı? Yoksa gerçekten bunu meslek haline mi dönüştürmüş? Burada ayırt etmek çok zor. Çünkü bu dilenciliği yapan insanların baktığım zaman daha çok sömürü aracı olarak dini duyguları sömürdüğü ön plan ortaya çıkabiliyor. Veya herhangi bir zihinsel, bedensel yetersizliği bulunma durumunu ne yapıyor? Bunu bir dilencilik aracı olarak kullanmaya başlıyor. Bunun yanı sıra bir istismar söz konusu, çocuk istismarı diyoruz buna. Bu çocukları kullanarak, araç olarak kullanarak ne yapıyor? Dilenciliğe başvurabiliyor. İşte tren istasyonlarında, cami önlerinde, mavek yerlerinde ve birçok alanda, otogarlarda falan buna çok rastlıyoruz. Ve son dönemde moda olmaya başlayan veya teşvik edici olmaya başlayan çocukların saçlarını kazıtılarak işte lösemi ya da herhangi bir rahatsızlığı bulunduğunu ön plana çıkartarak, maske takarak hatta şu anda ne yapabiliyor? Buna teşvik eden söz konusu, dilenciliğe başvurma söz konusu olabiliyor. Veya yolda kaldım, işsizim diyerek bir dilencilik söz konusu olabiliyor. Veya dinsel söylemlerle iş yerlerinin kapısını çalıp işte veya çeşitli dini beddua veya dualarla talepte bulunan insanlar söz konusu. Veya cinselliği ön plana çıkartarak bir dilenme söz konusu. Veya bunun yanı sıra doğal felaketleri ne yapabiliyor? Kullanarak dilencilik yapmaya devam eden bir grup insan kitlesi görüyoruz ve son pandemi süreciyle beraber daha çok artışı da söz konusu. Tanık olduğum durum şöyle bir durumdu bu videoyu çekerken de.
trafik lambasında bir kişi dileniyor. Yarım saat sonra farklı bir trafik lambasında görebiliyorsunuz. Veya işte 3 gün sonra çok farklı bir yerde görebiliyorsunuz. Gerçekten bu kişinin ihtiyacı olmadığını aslında fark edebiliyorsunuz. Veya herhangi bir durumu ne yapabiliyor? İstismar etmeye devam eden insanların aslında var olan vicdani yönlerini köreltilmesine sebebiyet veren bir durum söz konusu olduğu için bu vidayı çekmeye ihtiyaç duydum. Genelde de bu mekan olarak kullandıkları yerlerde aslında biraz önce saydığımız yerler. Ama ben Neşat Nuri Gültekin'in Miskinler Teknesi'ndeki sözünü çok hakikaten gerçekçi ve doğru buldum. Şöyle bir söz söylüyor. Diyor ki, dilencilikte merhamet başta geliyor. Sanatın bütün inceliği o damarı yakalayıp sızlatmaktan öteye gidiyor diyor. Evet, o damarı yakaladığınızda aslında insanları ne yapabiliyorsunuz? Bu konuda ikna edip ne yapabilir? İstediğiniz şeye ikna edebiliyorsunuz. Hatta bununla ilgili birçok video var. İşte haber bültenlerine yansımış. Gerçekten hiç ihtiyacı olmayıp ve zenginlik içerisinde bunu yapan birçok insana denk gelebiliriz. Bunu da izlemekte hatta fayda var. Beş zabıta eldivenleri taktı, kimi bozukları saydı, kimi kağıt paraları. Ama say say bitmedi. Üstelik tüm bu para dilencinin sadece bir günlük hasılatıydı. Bu kadar param var. Niye dileniyorsun, niye? Şimdi burada asıl cevaplayacağımız soru şu olacak. Gerçekten dilenciye para vermek ya da başka bir şey vermek ya da dilenciye gerçekten yardım etmek doğru mu? İşte burada çok ince bir çizgi var. Bunun cevabını vermek de çok zor bir şey aslında. Eğer o kişinin ihtiyacı olup olmadığını saptayabiliyorsanız ve gerçekten o kişinin ihtiyacı varsa ve sizin durumunuz buna elverişli ve yeterliyse bu sizin vicdani olarak istediğiniz bir durumsa bunu yapabiliriz. Ama gerçekten o kişinin ihtiyacı yok ve bu kişinin de ihtiyacı olmadığı halde bunu mesleğe dönüştürmüş ya da bunu bir alışkanlık haline dönüştürmüş. Ne yapabiliyor? Dileniyorsa ve bunun farkındaysanız buna yardım etmek zorunda değilsiniz ve yapmayın da. Çünkü bu sizin vicdanlı yönünüzü köreltir. Bu doğru yapma davranışını veya ihtiyacı olan kişinin saptanması konusunda sizi zora sokabilir veya insanlara teşvik edici olan bir duruma söz konusu olabilir. Bu yüzden de gerçekten ihtiyacı olmayan bir kişiye bunu yapmak çok doğru olmayacaktır. Çünkü bir taraftan da gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardımı esirgemiş oluyoruz. Peki ne yapabiliriz? Bunun için şunu yapabiliriz. Devlet kurumları üzerinden, valilikler, makamlar, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, belediyeler üzerinden yardım etmek istediğimiz durumda ne yapabiliriz? Bir bağışta bulunabiliriz ve gerçek bir kişiye ulaşması konusunda ne olur? Teşvik edici olan bir durum söz konusu olmuş olur. Bu yüzden de böyle bir yöntem daha tercih edilecektir. Peki bu neden Türkiye'de yaygın hale geldi ve neden böyle bu şekilde halen devam ediyor? Bu sorunun cevabı da aslında kanunlarımıza bakmak lazım. Sadece iki kanun maddesi var. TCK'nın 544 ve 545. maddesine göre işlem yapılabiliyor. Ve bunu da yapan şu anda aslında kendi üzerine yükümlülük alaraktan belediyeler, zabıta ekipleri tarafından yapılıyor. Bunun çok da büyük yaptırımları olmadığı için bir önünü geçme veya engelleme durumu söz konusu değil. O yüzden de bu konuya değinmek istedim. Bu konuda da herkesin de merak ettiği bir soru olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ihtiyacı olmayan bir kişiye, bir dilenciye diyelim, yardım etmek doğru olmadığını şahsım olarak düşünüyorum. İmkanlarınız elverişliyse bunu gerçek ihtiyacı olan kişiye ulaştırmak da sizler için daha iyi olacağını düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.